Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'na girişle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu iki parça ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık söz konusudur demiş. Birinci parçamıza bakalım. Konya, Bozkır'ın çocuğudur. Onun gibi kendisini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır'ın kendisine bir serap çeşmesi vermekten hoşlanır. Konya'ya hangi yoldan girerseniz girin, sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasında ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri, susuzluğumuza uzaktan gülen bu rüya yolun her dirseğinde siline kaybolabilir. Genişler ve sonunda kendinizi Selçuklu sultanlarının şehrinde bulursunuz. Bakın arkadaşlar, bu parçaya baktığımızda öznel ifadelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Yine bu parçaya baktığımızda mecaz anlatımlar çok olduğu için edebi bir metinden alındığını söyleyebiliriz. İkinci parçamıza bakalım. Konya ilinde düzlükler ve bozkırlar büyük yer kaplar. İlkbahar yağışlarıyla beraber düzlüklerde çeşitli otlar yeşerir. Renk renk çiçekler açar. Fakat Konya ilinde ilkbahar çok kısa sürdüğünden türlü yeşil otlar ve güzel çiçekleri pek uzun süre görmeniz çok zor. Yağışsız yaz sıcaklarla beraber çeşitli ot ve çiçek örtüsü sararır ve kurur. Ovalar bir step durumuna girer demiş. Burada ise yine nesnel ifadelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda arkadaşlar burada mecaz anlatımlı söyleyişler olmadığı için burada ne vardır? Bilgi alma amacıyla yazıldığı için burası öğretici bir metindir. Seçenekleri değerlendirelim. Birinci parça öznellik, ikinci parçada ise nesnellik vardır. Biz de bunu söylemiştik. Bakın şurada birinci parçada onun gibi kendisini gizleyen esrarlı bir güzellik de demiş. Burada mecazlı bir söyleyiş var. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneğinde birinci parça edebi metin, ikinci parça ise öğretici metin özelliği göstermektedir. Biz de bunu söylemiştik. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci parçada dil sanatsal, ikinci parçada ise öğretici işlevde kullanılmıştır. Evet, birinci parça edebi metin olduğu için dil sanatsal işlevde, ikinci parça öğretici metin olduğu için dil öğretici işlevde kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Birinci parçada benzetme ve kişileştirmeye yer verilirmiş, ikinci parçada yer verilmemiştir. Bakın şimdi arkadaşlar, Konya Bozkır'ın çocuğudur derken burada ne var? Kişileştirme var değil mi? Bozkır'ın çocuğu olur mu? Olmaz. Dolayısıyla burada kişileştirme yapıldığı görülmektedir. Aynı zamanda bir rüya gibi takılır derken bakın burada ne yapmış? Benzetme yapmış. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde yer alan birinci parçada bilgi vermek, ikinci parçada ise estetik zevk uyandırma amaçlanır demiş. Tam tersi olacak arkadaşlar. Birinci parçada estetik zevk vermek, ikinci parçada ise bilgi vermek söz konusudur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir? Sağlam ve değişmez değerleri olan ve bir takım ortak özellikleri paylaşan eserler anlamında bir edebiyat tanımı olamaz. Bu kesin yargı ile tartışmaya başlayan Terry, öncelikle edebiyat eserinin düş ürünü yani kurmaca bir yaratı, edebiyat olmayan eserlerin gerçek oldukları varsayımının bizleri pek bir yere götürmeyeceğini ileri sürer. Çünkü o zaman edebiyat kapsamında sayılan nokta nokta yazı türü bu tanıma dahil edilmeyecektir. Bakın arkadaşlar, burada boş bırakılan yere getirilmesi uygun olan sözcüklere bakarsak anı bu yazı türüne dahil edilir mi? Edilmez. Bunu elemiş oluruz. Peki otobiyografi? Arkadaşlar bu da dahil edilmez. Bunu da elemiş oluruz. Günlük? Bu da olmaz. Bunu da dahil edilmez. Bunu da elemiş oluruz. Biyografi? Biyografi de dahil edilmez. Bunu da elemiş oluruz. Bakın burada dediği şey neydi? Kurmaca bir yaratı diyor. Dolayısıyla arkadaşlar buraya
getirilmesi uygun olmayan sözcük hangisidir? Roman ifadesidir. Çünkü roman kurmaca bir eserdir. O yüzden buraya roman getiremeyiz. Fakat bunun dışında anı, otobiyografi, günlük, biyografi gibi eserler gelir. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Zemahşeri tarafından hazırlanan, Arap sözlükçülük geleneğinde önemli bir yere sahip olan ve Harezm Türkçesi için dil malzemesi içeren Mukaddimetül Edeb, Arapça öğrenmek isteyenlere yararlı olabilecek bir eserdir. Bu ifade doğrudur. Zemahşeri tarafından yazılmıştır Mukaddimetül Edeb. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış olan Kuman Türklerinin yani Kıpçak Türklerinin söz varlığı ve sözlü edebiyat ürünleriyle ilgili derlemelerden oluşan Codex Comenicus'un 13. yüzyıl sonlarında hazırlandığı sanılmaktadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Özellikle Hristiyan din adamlarına Kıpçakçayı öğretmek amacıyla yazılmış bir eserdir. Bunu da elemiş oluruz. James Redraus'un Müntehabat-ı Türkiye ve Müntehabat-ı Lugat-ı Osmaniye, Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani adlı sözlükleri Türk sözlükçülüğünün en önemli ürünlerinden yalnızca birkaçıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şemseddin Sami'nin hazırladığı Kamus-u Türki adlı eser kendisinden sonra hazırlanan pek çok sözlüğe kaynaklık etmiş, sözlükçülüğümüzün dönüm noktalarından olmuştur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şemseddin Sami'nin yazmış olduğu Kamus-u Türki dönemin en önemli eserlerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini belirleyen 9000 civarındaki söz varlığını derleyerek Divan-ı Lugat-ı Türk'te bir araya getiren Alişir Nevai, Arapça kökenli divan sözcüğünü sözlük anlamında kullanmıştır. Bakın arkadaşlar, bir kere Divan-ı Lugat-ı Türk Alişir Nevai'nin değil, kimindir? Sizin de bildiğiniz gibi Kaşgarlı Mahmut'un eseridir arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisinin yukarıda boş bırakılan herhangi bir yere getirilmesi uygun değildir? Yukarıdaki numaralı cümlelerde edebiyatın çeşitli bilim dallarıyla olan ilişkisi ortaya konmuştur. Şimdi bunlara bakalım. Kemal Tahir, Devlet adlı romanında Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini farklı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Bakın, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinden bahsetmiş. O halde bir neyle ilişkilidir arkadaşlar? Tarihle ilgilidir. Peyami Safa, otobiyografik karakterli romanı olan 9. Hariciye Kovuşu'nda ruh çözümlemeleri yaparak hasta bir gencin iç dünyasını yansıtır diyerek burada da edebiyatın psikolojiyle olan ilişkisine değinmiş. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye ve Şıp Sevdi romanlarıyla dönemin toplumsal yaşamını aynı tutar. Toplumsal yaşam diyerek burada neye değinmiş arkadaşlar? Sosyolojiye değinmiş. Albert Camus, Yabancı adlı romanında insanın yeryüzündeki konumunu, varoluş problemlerini sorgular diyerek de burada edebiyatla felsefe alanındaki ilişkiye değinmiş. Şimdi bunlara baktığımızda A seçeneği gider, B gider, C gider, D gider. Bakın, yukarıdaki numaralanmış ifadelerde coğrafya ile ilgili herhangi bir şeye değinmemiş. Bunun getirilmesi uygun değildir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin getirilmesi en uygundur? Edebiyat olanla edebiyat olmayanı ayırmada ana ölçü dildir. Dilin kullanış biçimidir. Edebiyat dışı yazılarda çoğunlukla nokta nokta bir dil kullanılır. Bakın arkadaşlar, edebiyat dışı yazılarda çoğunlukla bilgi aktarmak amacıyla yazılar yazıldığı için buradaki dil nedir? Öğretici bir dildir. İçimizde, yüreğimizde bir titreşim yaratmaz bu tür ürünler. Oysa edebiyat alanına giren ürünlerde dil, kullananın kişiliğinden ve yeteneğinden kaynaklanan tatlar, güzellikler üstlenmiştir. Bunları yağdırır okuyanın içine. Nokta nokta bir etkilenme yaratır onun üzerinde. Bakın, burada sanatsal bir işlevde kullandığını görüyoruz dilin. Yüreğinde bir titreşim uyandırır. Seçeneklere bakalım. Bakın, mecazlı, aktarımcı, öğretici, bilgilendirici, estetik demiş.
birinci boşluğa öğretici ve bilgilendirici gelebilir. İkinci boşluğa baktığımızda ise edebiyat dili yıkıcı olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bunu denemiş oluruz. Öğretici ve estetik olması lazım. Yani sanatsal dediğimiz şey zaten estetik bir zevk uyandırmak amacıyla yazılır sanatsal ürünler. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Şemseddin Sami'nin Kamusu Türki ve Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eserlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Manzum şekilde kaleme alınmaları. Arkadaşlar Kamusu Türki manzum değildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Araplara Türkçe'yi öğretmeyi amaçlamaları. Divan-ı Lugat-ı Türk'te Araplara Türkçe öğretmeyi amaçlıyor. Fakat Kamusu Türkü'de böyle bir amaç yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Tamamında dil bilgisi kurallarının yer alması. Divan-ı Lugat-ı Türk'te bildiğiniz gibi koşuk, sagus, savların örnekleri de var. Tamamında dil bilgisi kuralları anlatılmamış. O yüzden bunu denemiş oluruz. Aynı dönemde yazılmış olmaları. Bakın arkadaşlar, Divan-ı Lugat-ı Türk 11. yüzyıl eseriyken Kamusu Türkü ise 19. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Bu da aynı değildir. Bunu da elemiş oluruz. Bu iki eserin en önemli ortak yönü Türkçenin önemli sözlükleri olmalıdır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilemez? Her edebi eser doğal dilin toprağında boy atıp gelişir. Nedir doğal dil? Yalın bir tanıma bağlayarak şöyle diyebiliriz. Gündelik iletişim aracı olarak kullandığımız dildir doğal dil. Sözcükler belirli bağlamlar içinde kullanılır. Anlamsal çok değerlilik söz konusu değildir. Sözcüklerin gönderdiği kavramları gerçek yaşamda bulabiliriz. Ancak edebiyat ürünlerinde genellikle böyle değildir bu demiş. Bakın, edebiyat ürünlerinde genellikle böyle değildir bu diyerek edebiyatta arkadaşlar sözcüklerin genellikle mecaz anlamda kullanıldığını söylüyor. Buraya gelebilecek en uygun ifadeler bu şekilde olması lazım. Seçeneklere bakalım. Sözcükler ve sözcüklerle kurulan kavramlar örgüsünün gerçek yaşamında pek karşılığı bulunmaz. Bu da doğru. Yani genellikle kelimeler mecaz anlamlarıyla kullanılır demek istemiş. Bunu getirebiliriz. O yüzden bunu elemiş olduk. Sözcükler metin içinde yeni anlamlar kazanır. Dil sanatsal işlevde kullanılır. Evet, mecazlı anlamlarda dil sanatsal işlevdedir. Bu da gelir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Sözcükler farklı anlam ilgileri ve çağrışımsal değerleriyle kullanılır. Evet, yani mecazlı söyleyişleriyle kullanılır. Farklı anlam ilgileri kurulur kelimelerle. Bu da gelir. Bunu da elemiş oluruz. Sözcüklere değişik karşılıklar düşünülebilir. Sözcüklerden değişik anlamlar çıkarılabilir. Evet, edebiyat ürünlerinde genellikle kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bakın, C seçeneğinde yer alan sözcükler yan ve mecaz anlamının dışında genellikle temel anlamıyla kullanılır demiş. Temel anlamıyla kelimeler genellikle öğretici metinlerde kullanılır. Edebi metinlerde kullanılmaz. O yüzden bu gelmez arkadaşlar. Bu cümleyi getiremeyiz. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki kavram getirilemez? Bakalım. Bir roman yazarı kahramanların yaşadığı olayları anlatırken onların ruh dünyalarını da ortaya koymak durumunda olduğu için neden yararlanır arkadaşlar? Psikolojiden yararlanır. Çünkü ruh dünyası demiş. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yazar yaşananları olduğu gibi anlatmak zorunda değildir. Fakat gerçeğe bağlı kalmalıdır. Bunun için de neden faydalanır arkadaşlar? Tarihten faydalanır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Edebi yapıtlar yazıldığı dönemin toplumsal yapısını, anlayışını, inanışını, gelenek ve göreneklerini yansıttığı için toplum bilimi olan sosyolojiden faydalanır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Roman yazarı varlığın ve bilginin kaynağını araştıran neden yararlanır? Felsefeden yararlanır. Çünkü felsefe varlık ve bilginin kaynağını araştırır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Roman yazarı yaşanılan yerin kişilerin üzerindeki etkisini anlamak için filolojiden yararlanmaz arkadaşlar. Çünkü filoloji nedir? Dil bilimidir. Bakın
yaşanılan yerin kişiler üzerindeki etkisini araştırmak için neden yararlanılır? Coğrafya biliminden yararlanılır. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıda verilen güzel sanat dallarından hangisi karşısındaki sanat dalıyla ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Musiki, işitsel sanatlar doğrudur. Edebiyat, fonetik sanatlar doğrudur. Tiyatro, dramatik sanatlar demiş. Arkadaşlar bu da doğrudur. D seçeneği dursun. Bale, sahne sanatları bu da doğrudur. D seçeneğinde ise heykel, fonetik sanatlar demiş. Arkadaşlar heykel fonetik sanatlara girmez. Heykel daha çok neye girer? Görsel sanatlara girer arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. 10. soruda bu parçada boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun soru aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Fransa'da çıkan Magazin Literatüre dergisi ilk romanını yayımlamış genç yazarlara nokta nokta sorusunu yöneltmiş. Kişiyi yazmaya iten etkenler saptanmak istenmiş bu soruyla. Bakın buraya kadar okumamız yeterli. Seçeneklere baktığımızda hangi konuları işliyorsunuz? Hangi konuları işlediğini sormamış, bunu elemiş olduk. Yazmak bir ihtiyaç mıdır? Bunu da sormuyor. Herhangi bir ihtiyaç olup olmadığını sorgulamamış, bunu da elemiş olduk. C seçeneği dursun. Yazmak nasıl bir süreçtir? Süreçten de bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Hangi türde yazmayı seviyorsunuz? Türden de bahsetmemiş, E seçeneğini de elemiş olduk. Şimdi C seçeneğinde yer alan niçin yazıyorsunuz? Bakın parçada yer alan kişiyi yazmaya iten etkenleri saptamak demiş. Yani niçin yazdığını sorguluyor arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.